Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Son zamanlarda rap tarafında çok farklı tartışmalar dönmeye başladı. Bunlar benim yorumlarıma da geliyor aynı zamanda. Ya işte sözleri anlamadık güzel değil. Hocam sözleri anlamamak senin sorumluluğunda olan bir şey. Yani bunu bu şarkı nezdinde söylemiyorum. İşte mumble rap tarzında mesela şey diyenler oluyor. Anlamadık. Çok abartılıyor. Tekniği bu zaten bunun. Şimdi liriklerde mesela şöyle şeyler olabiliyor. Son zamanlarda bunu çok görüyorum. Lirikleri anlamadım güzel değil. Arkadaşlar bunları aslında anlamadım demek yerine mesela oturup burada ne demek istemiş acaba? Japon kültüründen de bir şeyler öğrenseniz eksiye de düşmezsiniz. Belki bazı ortamlarda artıya çıkarsınız. Yani bu konu hakkında fazla fikir hiçbir zaman fazla bilgi insanın gözünü oymaz amına koyayım yani. O yüzden ben mesela böyle şeyler duyduğumda oturuyorum araştırıyorum. Aa bu ne demek acaba? Şu ne demek acaba? Artı bir bilgi oluyor benim için ama bu şey demek değil. Ben bu liriyi anlamadım, bu şarkı güzel değil. Yani bu tabirleri rap camiasında aşmak lazım. Çünkü bunlar son zamanlarda ben de bakınca amına koyayım bu kadar da olmaz diyorum yani. Bunları söylüyorum. Ama bunun da aslında her zaman yakınıyoruz ya. Herkes söylüyor ya. Farklı soundlar duymak istiyoruz abi. Farklı lirikler görmek istiyoruz abi. Abi piyasa sıkıştı kaldı ilerlemiyor. İyi de kardeşim siz farklı olan şeyleri benimseyip sahiplenmiyorsunuz ki. Hep belli soundları duymak istiyorsunuz. Hep belli şeyleri duymak istiyorsunuz. Bunu herkes için söylemiyorum. Sadece belli bir çoğunluk kitle var bu şekilde. Böyle olduğu zaman kimse farklılaşmak istemez. Farklılaştığı zaman çünkü bu adamın verdiği emek boşa gidiyor aslında. Bu şarkının izninde söylemiyorum ama genel olarak şu anki piyasanın böyle bir tutumu var. Kısır bir döngü oluyor bu da. Dolayısıyla piyasa farklılaşamıyor. Lirikler farklılaşamıyor. Herkesin anlayabileceği basic simple lirikler yazılıyor. Bu noktada da insanlar şey diyor, bunun lirikleri çöp. Çöp. Çünkü herkes bunu anlıyor, bunu dinlemek istiyor. Onu anladığı için adam öyle. Şarkı dinlerken düşünmek istemiyor mesela. Oturdum, şarjörü belime koydum, iki mermi havaya ateş ettim, arabaya bindim, arabam Mercedes, bilmem neyle gittim, ortamda kahvede oturdum. Yani anladın mı? Bunları anlayabildiği için onları duymak istiyor. Ve bunları duyduğu zaman diyor ki, hocam ben anlamadım, şarkı güzel değil. Böyle olursa kaliteli lirikler göremez kimse. Yani... Ha bu noktada tabii bunun birden farklı sebebi var ama genel olarak bu sebeplerden bir tanesidir diye düşünüyorum.